Hepinize merhabalar, ben Orkun Kalp ve bugün karşınıza Hades Nasıl Oyun? Bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Hades, önden söylemek gerekirse belki de bu yıl çıkan en iyi bağımsız oyunlardan bir tanesi. En iyi bağımsız, yani yılın bağımsız oyunu olmaya aday bir oyun. Hades, Supergiant Games'in yaptığı bir oyun. Daha önce Bastion, Transistor, Pyre gibi oyunlardan tanıdığımız bayağı başarılı olan bir firmanın oyunu. Ve dediğim gibi bir roguelite oyun. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bayağı Yunan mitolojisinden hareketle tasarlanmış bir oyun. Oyunda Zagreus isimli Hades'in de oğlu olan Zagreus'u yönetiyoruz. Ve mesela zaten şu an... Normalde Hades burada oturur. Burası bizim normalde, şöyle şuradan göstereyim. Roguelite oyunlarda biliyorsunuz bol bol ölürsünüz. Öldükten sonra tekrar başlarsınız. Öldüğünüzde buradaki kan havuzundan tekrar çıkıyoruz ve buraya geri geliyoruz. Mesela burada Hypnos var. Tekrar konuşamıyorum az evvel konuştuğum için kendisiyle. Burada Aşil var. Yani özetle demeye çalıştığım şu ki, yani burada Cerberus var. Üç kafalı meşhur cehennem bekçisi. Yunan mitolojisinden tanıdığınız pek çok karakter var. Burası bizim odamız. Önden bir göstereyim diyorum ki bu tarafı, çünkü oyunun başında yani burada başlıyorsunuz ve hani bu hub'ı gördükten sonra esas mevzu birazdan göreceğimiz aksiyon kısmına geçiyor. Bizim odamızda böyle bir ayna var. Bize Nyx'in, yani gecenin tanrısının verdiği upgrade'ler yaptığımız Mirror of Night, gece aynası var. Topladığımız şeylerle şu mor zımbırtı, adı neydi ya mor şeylerin? Darkness olması lazım. Yaptığımız upgrade'ler var. Ben gördüğünüz üzere epey bir oynadım ama daha hala açabileceğim epey bir şey de var. Ya yaklaşık 10 saatlik falan oynanışın sonucunda buralara kadar geldim. Yapabildiğim upgrade'ler var. Zamanla bu upgrade'lerin farklı versiyonları da çıkıyor. Bir de onların upgrade edip kendi build'ınızı ona göre yapabiliyorsunuz. Mesela Shadow Presence'ı Fire Presence'a çeviriyorsunuz. Yaptığı etki değişiyor otomatik olarak dolayısıyla. Eğer ki bir sonraki run'ınızda farklı bir karakter denemek isterseniz bunları da değiştirerek karakterinize çeşitlilik katabiliyorsunuz. Burada bir challenge kitabı diyebileceğimiz de bir şey var. Prophecy kitabı, yani kehanet kitabı diyorlar buna özetle. Yapmaya çalıştığımız, yapabileceğimiz daha doğrusu burada tamamlayabileceğimiz challenge'lar var. İşte bu challenge'lar bazen farklı işte skill'lerle oynamayı sizi yönlendiriyor. Bazen farklı silahlarla oynamayı yönlendiriyor vesaire vesaire. Ya da tanışmadığınız henüz tanrılarla tanışmanızı istiyor vesaire. Buradan da tabii kazandığınız ekstradan kendi upgrade'lerinizi ya da işte bu hub'ın upgrade'ini yapmanızı sağlayacak olan şeyleri alıyorsunuz diyeyim. Ve şimdi esasen oyunla alakalı bizi daha net ilgilendiren kısımlara gelelim. Burada Skelly diye bir karakter var. Bu Skelly bir training dummy. Şu anda gördüğünüz gibi pek çok diyaloğa giriyoruz. Bütün tanrılarla da giriyoruz, karakterlerle de giriyoruz. Giriyoruz özetle ve zaten oynadıkça yavaş yavaş zaman içerisinde tekrar konuştuğumuzda bu karakterlerin hikayeleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve şeye de yazılıyor. Burada sahip olduğumuz kodekse de yazılıyor. Mesela bu zamana kadar Asterius, Tessius vesaire gibi karakterlerle Eurydice, yakın zamanda buldum ve çok etkileyici bir tanışmamız oldu Eurydice'le. Sisyphus, Orpheus vesaire gibi, yani diğer bir yandan da mesela kullandığımız silahlarla alakalı lore'lar vesaire de zamanla açılıyor. Oynadıkça açıyorsunuz bunu ve gerçekten okumaya da değer şeyler görebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğimde ne görüyoruz? Ha bakın, mesela 8 tane anahtar karşında açabileceğim bir yeni bir silah var ama 8 tane anahtarım olmadığı için henüz açamıyorum. Şimdiki randa anahtar toplamaya çalışacağız gerekirse. Buradan silahımızı seçiyoruz. Bazı silahlar böyle mor parlıyorlar. Onun sebebi de şu, uzun zamandır yayı kullanmamışım mesela ben. Eğer ki yayı alırsam bir sonraki run'ımda %20 daha fazla darkness kazanacakmışım. Darkness kazanabildiğim yerlerden. Ama ben şu anda neyle oynamak istiyorum? Aslında yakın zamanda açtım şeyle. Şu adını unuttum, hemen şuradan bakayım. Twin Fist denen silahla oynayacağım. Bununla bayağı iyi oynadım çünkü hoşuma da gitti. Bayağı hızlı da, yani şöyle görebileceğiniz üzere sağdan geç, soldan geç, yapıştır, işte hop uppercut at gibi pek çok şey yapabiliyoruz. Bu tarz benim hoşuma epey gitti. O yüzden bunu kullanacağım. Bir de ayrıca buradan seçebildiğimiz keepsake'ler var. Bu keepsake'ler her biri farklı özelliklere sahipler tabi, tahmin edebileceğiniz üzere. Ben en çok Lucky Tooth'u kullanıyorum çünkü öldüğüm zaman bir kere daha beni hayata geri getiriyor. Death Defy diye bir mevzu var. Death Defy diye bir mekanik var. Yani ölümü reddetme mekaniği diyelim özetle. Birkaç sefer sizi kurtarabiliyor. Benim upgrade ettiğim skill'lerden ötürü 2 kere Death Defy yapabiliyorum. Bir de üzerine Lucky Tooth geldiği zaman 3 kere aslında öldüğümde yarı canına geri dönmemi sağlayacak bir özellik oluyor. Ama
Lucky Tooth'la başlamayacağım. Coin Purse'la başlayacağım. Yani 100 gold ile. Fazladan 100 gold'la başlayacağız. Çünkü ilk kısmında ölmüyorsunuz oyunun. Ve şey, bosslardan sonra bu keepsake'leri değiştirme şansınız oluyor. Kolay olan kısımda parayla başlayayım ki hani benim için daha avantajlı olsun diye böyle bir taktikle başlayacağım. Hadi bakalım, lafı daha fazla uzatmayayım. Uzun uzun bile anlattım aslında. Yavaştan oyuna girelim. Hem oynanışı görelim, bir de neden çok sevdiğimi siz de birebir ilk elden tanık olun. Aa, bak bu daha önce yakalamadığım bir boon. Boon denen bir mevzu var. Tanrıların size karşı verdikleri şeyler, lütuflar diyelim bunlara. Ben de yeni tanışacağım. Hangi tanrı olabilir bu soğuk taraftan? Demeter. Mevsimlerin tanrıçası. Güzel. Şimdi bu tanrı ve tanrıçalarla niye muhatap oluyoruz? Onu kısaca bir anlatmak gerekiyor. Biz şimdi önce bir şeyimi seçeyim. Your dash. Dash skill'ime yeni bir damage ve şey ekliyor. Cast damage diye bir şey var. Cast özel attığımız skill'ler. Bir de special özel saldırılarımız var. Bir de özel skill'lerimiz var. Özel saldırımıza hasar ekliyormuş ama ben special çok kullanmıyorum. Dash'e. Şunu bir vereyim mesela. Aa evet. Bayağı donduruyor da. Şurada görebiliriz. Biz Hades'in oğlu Zagreus olarak bir takım gerçekler öğreniyoruz. Spoiler olmasın diye tamamını anlatmayacağım. Annemizle alakalı ve underground yani yer altını terk edip dünyaya gitmeye çalışıyoruz özetle. Şuradan geçeyim. Şunları bir temizleyelim. Çok güzel. Bütün olayımız tamamen bunun üzerine şekilleniyor. Ve tabii ki bir yandan da şeyde Hades de bizi hem durdurmaya çalışıyor hem de diyor ki ya çıkış yok buradan, hani boşuna uğraşma. Bütün bu yolculuğumuz da aslında underground yani yer altını terk edip dünyaya çıkmak üzerine gelişiyor. Bu esnada şunu da öğreniyoruz. Zagreus'un yani bizim kendi karakterimizin Olympus'taki tanrılar tarafından varlığı çok da bilinmiyor. Biz underground'dan, yer altından kaçmaya çalışmaya başlayınca o tanrıların da ilgilerini çekiyoruz. Bizim varlığımızdan haberdar oluyorlar. Bu haberdar olmanın karşılığında da şey yapıyorlar. Hani diyorlar ki sen Olympus tanrısısın ya. Sen Olympus'ta bize katıl. Katılabilmen için de buradan yani yer altından kaçabilmen adına mümkün olduğunca sana lütufta bulunacağız. Vesaire diyorlar. Bu arada şu mekaniği anlatayım. Her odanın sonunda iki farklı, yani iki veya daha farklı fazla ya da tek bir tane de olabiliyor. Gideceğiniz yeri siz seçebiliyorsunuz. Geçtiğiniz takdirde yani seçtiğiniz odada ne çıkacağını burada görebiliyorsunuz. Mesela bu odaya gidersem anahtar alacağım. Bu odaya gidersem nektar alacağım. Nektar dediğimiz şey diğer tanrılarla paylaşıp aramızı iyi tutmamıza yarayan bir mevzu. O sayede yeni keepsake'ler açabiliyoruz. Ama ben şu anda bu randa anahtar toplamak istediğimi söylemiştim. O yüzden anahtarlara doğru gideceğim. Dediğim gibi bize Olympus'ta katılmanı istiyoruz dediği için tanrılar da bir takım lütuflarla bize yardımcı oluyorlar, bizi buff'lıyorlar. Aslına bakarsanız istediğimiz karakterin upgrade'lerini yapmamızı da sağlıyorlar diyebiliriz özetle. Şuradan şöyle geçeyim. Bayağı da güzel. Geçtik, hasar da almadık. Ha, zaman zaman... hangisine gitsem? Şimdi bu odaya gidip direkt bu can upgrade oluyor bu arada. Yani maksimum canımı arttırıyor. Ya da bunu seçip Kaos'a gidebilirim. Kaos ortamına gidebilirim. -21 canım oluyor böyle bir durumda. Ama ekstradan farklı upgrade'ler veriyor. Ya ben burana iyi başladım ama hadi gene de şey candan ziyade şeye götüreyim sizi. Şu kaos ortamını bir göstereyim. Böyle bir yere geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bunu kabul ediyoruz ve Kaos'un kendisiyle tanışıyoruz. Kaos'taki upgrade'lerin normal upgrade'lerden bir farkı var. O da şu. İlk etapta mesela şey diyor. Hangisi güzel bunlardan ona bakayım. Abyssal Ambush güzelmiş. Bunu seçebilirim. Önümüzdeki 4 çatışma, 4 oda boyunca tuzaklardan %400 daha fazla hasar alacağım yakalanırsam. Ama o 4 odadan sonra düşmanlara arkadan saldırdığımda %80 daha fazla hasar vereceğim. Ben hızlı olduğum ve düşmanlara çok fazla arkadan saldırabildiğim için bu özelliği seçeceğim.
Şimdi buradan nereye gideyim? Şu oda. Hepestius'un çekicinin olduğu odaya gitmek mantıklı çünkü çok güzel upgrade'ler olabiliyor. Bir de oradan devam edeyim. Şuradan şöyle bir hareket edelim. Şurada şeyleri yakalanmamaya çalışıyorum bir de. Ah. Tamam. Çok hasar aldım. Allah. Tuzaklara yakalandım bir sefer. Çok ciddi hasar aldım. Kaosa seçtiğim şeyden ötürü. Ama sıkıntı yok. Yordaş. Oo, çok güzel skiller. Çok güzel skiller. Özellikle şu armor kırma olayı bayağı iyi. Benim işimi bayağı kolaylaştırabilir. Çünkü zırhı olan düşmanlara %900 yani 9 kat daha fazla hasar vermemi sağlıyor. Bunu seçeceğim. Bayağı güzel. Şöyle devam edeyim. Ha, darkness olan odaya doğru devam edeyim. Hadi bakalım. Ha mesela az evvelki karakterin zırhı vardı ama hiç bana mısın demedim. Çok rahat bir biçimde temizleyebildim. Evet, bu odayı da böyle kolaylıkla hallettik. Şimdi buradan iki yere gidebiliyorum. Aa, çok güzel. Afrodit değil, A ile başlayan hangi tanrıçaydı ya bu? Dur. Bu şeklini hatırlıyorum da adını unuttum. Şurayı halledelim. Oo, çok güzel. Bakın sarı armor'ı vardı. 9 kat hasar verdiğim için dash'le çok rahat eritebildim. Normalde birazcık daha elit karakterdir bu sarı armorlu olan karakterler. Ama dediğim gibi bana mısın bile demedik. Athena. Güzel. Demeter'le konuştuğumuzu da biliyor, ona göre yorum yapıyor mesela Athena'da. Şimdi Attack Stronger and Can Deflect. Peki, saldırım aynı zamanda deflect yapabilecek ve saldırı hasarım da artacak. Bunu seçebilirim. Trapler de önemli değil. Resist demiş de önemli değil. Tamam, hasarıma daha çok gideyim. DPS olsun ki. DPS de aslında bakarsanız. Şunları da kırayım da. Bu şeylerden, vazolardan para çıkabiliyor. O yüzden onları kırmakta da yer oluyor. Hadi bakalım. Bir sonrakine de geçelim. Güzel bir an olacak bu gibi duruyor. Derken ha dinlenebileceğimiz bir odaya geldik. Şuradan heal da alabiliyorum. Bu bölümler arasındaki zaman zaman çıkan işte dinlenme odaları benim yaptığım upgrade'ler sayesinde oluyor. İlk oynadığınızda bunlara sahip değilsiniz, zamanla açıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan altına gitmek daha mantıklı. Bir de bu ne diye merak ederseniz, bu da sahip olduğum özelliklerden bir tanesini upgrade etmeme yarıyor. Ama altına gideceğim çünkü altınla arada çıkan dükkanlardan çok iyi özellikler alabiliyoruz. Bu da tamam. Ha, şuradalarmış. Bu oda büyükmüş. Ben küçük zannettim. Çok güzel. Bu da tamam. Altını buradan alalım. Şimdi burada göstermek istediğim şu sandıklar var. Truth Trial diye bir olay var. Zaman zaman böyle sandıklar çıkıyor karşınıza. Bu sandıkları seçtiğiniz zaman karşınıza yeni düşmanlar çıkıyor. Onları ne kadar hızlı keserseniz o kadar ödüllendiriliyorsunuz. Mümkün olduğunca hızlı kesmeye çalışacağım. Ve hasar da almamaya çalışacağım tabi. Normalde ben bu oyunu klavye mouse ile oynuyordum. Gamepad ile nişan almam zor oluyor diye. O bir hataymış. Şu anda gamepad ile oynuyorum. Çok daha rahat oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Yardımcı oluyor eğer ki benim gibi aim konusunda özürlüyseniz.
Buradan devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi anahtar toplamak istiyorum ben buranda. Bunlar neymiş ya? Bu düşmanlarla çok karşılaşmamıştım ben galiba. Güzel. Bunu da aldık. Bloodlust dedik. Hangi tipte acaba onlar ya? Neyse çok önemli değil. Hızlıca devam edeyim. Aa, Artemis. Artemis de güzel. Bir upgrade sunabiliyor. Artemis de Av'ın tanrıçası. Pardon. Tabii tanrıçası, evet. Tanrıçası olarak biliyor olabilirsiniz. Oyunun görselliği, müzikleri, seslendirmeleri falan inanılmaz başarılı bu arada. Yeri gelmişken, yeri gelmedi gerçi, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bakalım buradan ne upgrade olacağız. Bir önceki run'ımda oyunu tamamlamaya çok yaklaştığım için onunla alakalı yorum yaptı. Your special is stronger. Special'ımı kullanmadığım için bunu seçmek istemiyorum. Cast çok kullanmadım. Cast özelliğimi kullanmam lazım aslında ama sanırım kritik şansımı arttıracak bir şey seçmeyi tercih edeceğim ya. Kast dediğim olay da şu arkadaşlar. Şu fırlattığım şeyler kast diye geçiyor. Onu fırlattıktan sonra yerde düşüyor. Görüyorsunuz. Eğer ki ıskalamazsam düşmanları. Düşmanla da takılı kalabiliyor. Buradan nereye gideyim diye düşündüm. Şimdi buraya gidersem dükkana gideceğim. Burada da Zeus upgrade var. Zeus upgrade'leri de güzel de oluyor aslında bakarsanız. Dükkana şu anda ya da gideyim ya gideyim. Dükkanda da çünkü satın alacak param da var bir şeyler. Güzel de şeyler çıkabiliyor ki çıktı da. Şu iki upgrade'in ikisini de alabilirim. Burada Charon'la konuşuyoruz. Dükkan sahibi de Charon. Yani Charon diye okunuyormuş İngilizcesi. Ölüleri yeraltı dünyasına taşıyan kayıkçı kendisi. Bu arada çok anıyoruz kendisini ya. Çok güzel, onunla konuşmuş olduk. Önce şu upgrade'i alalım. Demeter'in upgrade'i. Canımı dolduruyor. Cast drops a crystal that fires beam. Custom'ın tipini değiştiriyor. Bu olabilir. Mesela ne oldu? Ha, şöyle bunu salacağız gibi. Bittikten sonra da tekrar düşüyorlar. Şahane. Ha, bir de bir önceki şeyde olta bulmuştum. Balık avlayabiliyorum. Ah ya. Erken bastım. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. İlk kez denedim. Beceremedim. Ama böyle avlanıyorsunuz. Ne işe yaradığını ben de henüz bilmiyorum. Eklemişler oyuna ekstradan. Hermes'in upgrade'ini de alabiliyorum. Saldırım daha hızlı veya daha fazla dash de yapabilirim. Cast speed daha hızlı saldırabilmeyi tercih ederim ya. Daha hızlı saldırabilmeyi tercih ederim. Hadi devam edelim. Aha, ilk boss savaşımız. Alecto. Burada 3 kız kardeşten bir tanesi çıkıyor. Bu sefer Alecto çıktı. Never met a god that bleeds like you, red, like a worthless mortal. Come on, Hadi bakalım. Let's bleed. Allah, kötü yakalandım. Hayır. Bir saniye. Bir önceki randa bayağı overpower gelmiştim bu karaktere. Onun rahatlığıyla hareket etmeye çalıştım ama. Çok küstahça oynamamak gerekiyor. Tabiri caizse anında cezayı kesiyorlar. Hayır. Öldüm. Ama Dead Defy oldu. Dediğim sebepten ötürü. Özelliğimden
özelliğim sayesinde. Bir daha öleceğim. Bir dakika, odaklanmam lazım. Çok az da canı kaldı ama benim de az canım kaldı. Tamam. Bir kere ölmem hoş olmadı burada ama yapacak bir şey yok. Güzel. En azından ilk boss'umuzu kesmiş olduk. Şimdi bundan sonra dediğim gibi boss sonrasında şurada canımızı doldurabildiğimiz bir şey çıkıyor. Bir de buradan bunu değiştirebiliyorum. Kill seekimi değiştirebiliyorum. Lucky Tooth'u alacağım ki bir kere daha ölürsem beni geri getirebilsin. Şimdi buradan alabileceğim bir takım şeyler var. Aslında şunu alırsam canımı doldururuz. Güzel. Bu olur. Birazcık can upgrade'ine gitmeye çalışacağım aslında. İlk bölümü böylece tamamlamış olduk. Devamında ne diye geçiyordu burasının adı ya? Unuttum. Şimdi yazar muhtemelen. Asphodel. Asphodel'e geldik. Bakalım maceramız burada devam edecek sevgili arkadaşlar. İyi bir run olmasını istiyorum çünkü gerçekten hani oyunu geniş geniş göstermek istiyorum size. Allah kahretsin. Ya Aphrodite'in dash yaptığım zaman bana fırlatılan şeyleri geri gönderen upgrade'i vardı. O çıksaydı o çok iyiydi. Hadi bakalım. Hermes ne verecek bu sefer? Bu da fena değilmiş aslında ama when you are hit you have a chance. Dodge chance'i var veya dash attığım zaman daha güçlü veya şey oluyoruz. Dodge chance'ına gideceğim ya. Küçük de olsa o şans epey işime yarayabilir. Buradan da Poseidon'un bunun olduğu bir odaya doğru gideceğiz. Bakalım burada sinir bozucu düşmanlar olabilir. Aha. Neyse ki armorlara 900 yani %900 daha fazla hasar verebiliyorum. Güzel. İnşallah güzel bir upgrade gelir. Hadi bakalım. Ocean's Bounty diye bir olay var. Kazandığım bütün işte gem, darkness ve para gibi upgrade'lere %50 daha fazla şey verecek. Ya da %50 yani %50 değil de bir random bir takım şeyler alabilirim. Hani direkt önüme atacak ama ben %50 reward value'yu arttırmayı tercih edeceğim burada. Şimdi burada iki oda var. Param yok. Diğerine gitmenin manası yok. Şuna bir gideyim. Burada özel bir karakterle aslında karşılaşacağız. Eğer ki ilk kısımda karşılaşmış olsaydık şeyle Eurydice. Burada Eurydice ile karşılaşıyoruz. İlkinde de Sisyphos ile karşılaşıyorduk. Şarkı söylüyor Eurydice. İlk karşılaştığım zaman çok etkilenmiştim ve bu söylediği şarkı Good Riddance isimli şarkı. Şunu bir şey yapayım. Çok kısa o şarkıyı da dinletmek istiyorum size. Çok güzel. Konuştuğumuz zaman bize bir upgrade verecek. Ne seçmek istediğimizi bize soruyor. Mesela Ambrosia Delight seçeyim. Sahip olduğum bunlardan iki tanesi daha yüksek seviyede bir şeye upgrade oluyor. Daha yüksek bir rarity. Yani daha nadir bulunan bir hale dönüşüyor. Güzel, fena değil. Buradan şimdi Athena'ya. İnşallah Athena'dan şimdi dash şeyini alırım da.
görüyorsun. Ha, bu farklı tarzdaki bir oda. Burada böyle bir kayığın içindeyken bize dalga dalga düşmanlar saldıracak. Çok hasar aldım. Başka çıkıyor mu? Çıkmadı. Güzel. Hadi Athena, istediğim şeyi ver. Yes, bu. Mistral Dash yerine gelecek ama net güzel bir şey. Divine Dash. Hem dash, yani dash atarken hem damage veriyoruz hem de aynı zamanda üzerimize gelen bir şeyler varsa onları geriye yolluyoruz. Ben çok sevdim onu. O yüzden çıkmasını istiyordum. Geç oldu, oldu ama geç güç olmadı. Boss savaşında yanımda olsaydı muhtemelen ölmezdim. Bir sefer öldüm. Şunları da bırakayım da. Diğerlerin sağ tarafta bir tane var galiba. Güzel. Şimdi buradan nereye? Can'a gidebilirim. Can'a gideceğim. Can'a gideceğim ki daha iyi bir run olsun. Ha burada şey de alacağız. Restore diyelim. Canımızı da fullledik. Güzel. Buradan da bizi... Ulan param yok ama beni markete götürüyor. Hadi bakalım. İnşallah ucuza bir şeyler alabileceğimiz bir yerdir. Anahtar alabiliyorum sadece. Rastgele bir boon alabiliyormuşuz bir de buradan ama... Şunları kırayım belki bir şeyler çıkar dedim ama yok. Yok tamam şu alt şeyi anahtarı alayım devam edeyim. Bayağı iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Hah. Evet ikinci boss'umuz da bu. Ha, arada farklı zımbırtılar çıkartıyor. Dolayısıyla ölümsüz oluyor. Bunları temizleyene kadar. Şunu temizlediğimiz zaman sıkıntı kalmayacak. Hayır. Yine yandan düşmanlar çıkartacak. Şöyle aralarında gide gide. İki tanesi temizlendi. Şunları temizlemeye devam edeyim. Bir tane kaldı. Geçmiş olsun. Güzel. İkinci boss'u daha rahat geçtik. Çünkü upgrade'lerim daha iyiydi. Bunu da tamamladık arkadaşlar. 150'de Darkness geldi. O da şahane. Hadi bakalım bir sonraki alana geçelim. İster misiniz tamamlayalım? Son boss'a kadar gidelim. Vallahi bu video için güzel olur. Hala orada mısın? Evet hala buradayım. Zoruna gitmesin sevgili Hades. shop dediğim zaman ne var? Para veriyor.
Önümüzdeki 6 oda boyunca 30 hasarı daha fazla verebilirim. Alayım. Biraz para biriktirmem gerekecek yine ama. Onu almış olayım. İstersen buradan mesela sahip olduğum bir özelliği satıp paraya çevirebiliyorum ama benim zaten gayet güzel olduğu için özelliklerim. Hiç girmeyeceğim o topa. Buradan aynen devam edeceğim. Hadi bakalım. Burası da Ethereal'mış mıydı ya? Neydi? Dur şimdi yazacak zaten. Elysium. Bunlardan para çıkmadı mı ya? Çıkmadı valla. Şimdi Demeter'e mi yoksa şeye mi? Ben herhalde Epastios'a gideceğim. Çünkü Epastios'un gerçekten güzel upgrade'leri. Şöyle bol bol backstep'le. Neredesiniz? Şunu da temizledik miydi? Tamamdır. Hadi güzel bir upgrade denk gel. Special for longer range. Spesyalimi çok kullanmıyorum ama. Ulan. Long Knuckle'da da bayağı iyiymiş ya. Hem hasarını arttırıyor normal saldırımın hem de menziline. Bunu alacağım ya. Baksanıza. Bunu almayalım da neyi alalım. Bir de şimdi Trove Trial var. Bunu da yapayım. Champions of Elysium, now prove yourselves. Güzel. 19 gem de buradan kazanmış olduk. Bayağı iyi gidiyoruz. Cana mı gidelim, upgrade'e mi? Cana gideceğim. Bayağı iyi gidiyoruz, bayağı iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. İlk boss'taki talihsiz ölümümüzü saymazsak. Hasar mı aldım? Vallahi hasar almışım. Artemis'in güzel bir şey özelliği de vardı. Hem damage'i arttıran hem de kritik şansını arttıran. O da çıksa o da güzel olurdu. Buradaki şeye hiç gitmedim ya. Yeni bir biriyle tanışabiliriz. Flame Wheel. Pros from appearing encounters. Flame wheel'larla alakalı bir sıkıntım yok. Passive. Ensure infernal throw. Peki şunu alabilirim ya. Infernal throw çıksın. Yani sandık çıksın önümüzdeki odalardan bir tanesinde. Burada yeni bir tanrıyla ya da tanrıçayla tanışma ihtimalimiz var. Ya da mitolojiden birileriyle. You chose to die in glory, not to live in peace. O Şil'in sesi değil mi bu ya? Yok değil. Bir saniye. Önce şurada ne varmış ona bakayım. Ben de arkadaşlar ilk kez geldiğim için buraya sizinle beraber öğreneceğim. Burada birisinin onuruna yapılmış bir şey duruyor. Heykel duruyor. Ölümler arasındaki en büyük kahramanlardan bir tanesiymiş. Tanışacağımız kişi. Şey olabilir mi ya? Truva atını keşfeden kimdi? Odysseus. Go on, stranger. There are more shades looking to fight with you out there. I'm just passing through. You seem less warlike than the rest. May I ask your name, sir? I'm Zagreus. Names are there to be forgotten, stranger. İsimler unutulur diyor. Kendi ismini söylemediğin anla. But just in case they don't. Here. Why don't you take this? Bir şey veriyor bile. Ne veriyor?
Ha, Replenish All Dead Defiance. Tamam, Dead Defiance'ımı doldurayım ya. Bir tane kaybetmiştim, onu geri almış olayım. Ha, Patroclus. Forgive me, it's not my place to say much of him now. Kim olduğunu bilmiyorum. Şeyden de tanımıyorum. Buradan Poseidon'a mı gidelim yoksa Demeter'e mi gidelim? Demeter'e gideceğim ya. Poseidon'dan çok iyi bir şey gelmeyebilir. Aa! Bir challenge odasındayız. Let us see if you are fit to face him once again. Güzel. You mean face? Hop, pardon. Aa, dinleyecektim ama. Allah kahretsin. O sarı almamam lazımdı. Kafa kafaya giriyoruz direkt Asterius'a ama. Allah vurdu mu ya? Vallahi vurmuş. Hadi. Az kaldı. Güzel. Evet, geçmem için izin verecek artık. Bir sonraki tartışmamız diyorum. Buluşmamıza kadar dinlenmeye gidiyorum deyip gitti. Hadi bakalım. Bayağı iyi gidiyoruz, bayağı iyi gidiyoruz. İnşallah güzel bir de upgrade gelir. Your special is stronger whenever you can inflict chill, revenge damage. Bunu yapabilirim. Her cast kullandığımda etraftaki düşmanları da şey yapıyor, yavaşlatıyor. Onun için de kullanabilirim aslında. O zaman upgrade'e ister istemez gidiyoruz. Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım. Hah, şahane. Güzel. Neyi upgrade etsek? Cast damage whenever any damage. Kritik şansımızı arttırmak daha mantıklı olabilir. Hah, burada bir de Infernal Throw varmış. Ona da bakalım. Yine gem veriyor. Peki, versin. Nerede çıkacaklar? Dibimde çıkacaklar. Ulan tuzak vurdu arada. Tuzaklardan çok hasar aldım. Hiç hoşuma gitmedi bu. Burada ikili... Param olmadığı için diğerine gitmemin manası yok. İkili bunlar var zaman zaman. Bu bazen birini seçince diğerine sahibi saldırıyor. Bazen de ikisi beraber... Yok pardon, tamam, bu... Birini seçeceğim, diğeri bana saldıracak. Hadi bakalım. Şurada öncelikle şu var. Bunu alamıyorum henüz. Bir kere daha Demeter mi denesem yoksa Poseidon deneyeceğim hadi. Biz bir önceki sefer Demeter'ı seçmiştim. Your attacks and special are stronger. Tamam peki. Hadi buradan devam edelim. Demeter bize şimdi saldıracak. O şeyin içine girmemem lazımdı. O hata oldu orada. Hasar aldık o yüzden. Ama tamamladık. Hop, Demeter'in de böylece upgrade'ini alıyoruz. Güzel. Böyle bir challenge'a sokmuş oldu bize. Cold or something, right?
Cast Fires, Long Run, Inflings, Chill. Tamam, bu da olur. Şimdi bir de buna bakalım. Burada minik bir shop da çıktı. Bir chamber'a girdiğimizde %10 canımızı arttıracak. Alınır bu. Canımız da olsun. Tamam, daha fazla para harcamayayım. Bir sonraki odada cana mı gidelim yoksa cana gitmek daha mantıklı duruyor. Çünkü cana mı gitmek yoksa şeye mi? Artemis'e gideceğim ya. Hasarımı arttırma şansım daha yüksek bunda. Yapıştır. Şu öldüklerinden sonra etrafta dolanan minik gözleri de temizlemek lazım, yoksa geri dönüyorlar. Güzel. Hadi bakalım. Your critical special'ımı daha güçlendiren var. Critical'ımı daha fazla hasar verdiren var. Kritik bir hasar verdiğim zaman etraftaki birileri daha işaretlenecek, daha fazla hasar alacaklar. Yani kritik olacaklar. Bu bayağı güzel. Bununla ben bayağı yürürüm. Daha önce de kullandığım için biliyorum biraz mantıklı olduğunu onun. Başka bir şey var mı buralarda? Yok gözüküyor. Okey, o zaman buradan da anahtara gideceğim. Bunları bir temizleyebilirsem. Çok güzel. Hasar almadan bu odayı da tamamlamam güzel oldu. Bu odadan sonra param... Ulan 150 param var. Bir 3-5 gold daha bulsam 150 karşılığında şey alırım. Şu şeylerden çıksaydı, çıkmadı. Tüh Allah kahretsin ya. İki gold'um yok diye muhtemelen istediğim bir boon'u alamayacağım. Aa, rastgele boon var ya da can da alabilirim. Can almak daha mantıklı olabilir bu aşamada. Güzel. Şanslıydık. Burada sanıyorum boss fight'ımız var. Şimdi bu boss fight'ın özel bir yanı var. İki tane düşmanla beraber kapışacağız. Rematch. Ama çok sıkıntı yaşayacağım zannetmiyorum bunlardan. Çünkü bayağı upgrade'li geldim. İlk sefer kesmiştim. Theseus ve işte Minos, Blue of Minos'la kapışacağız. Ah, oo, pop. İki kere vurdu. Allah kahretsin. Şuna odaklanırsam öteki de bana gelecek zaten. Ah! Allah kahretsin.
you see? Bayağı vuruyorlar. Bu sefer şakaları yok. İlk sefer daha kolay almıştım ama. Bir daha öleceğim galiba. İkinciye öldüm ama geri geldik. Sıkıntı yok. Az kaldı. Bir tanesi düştü. Diğeri kaldı. Oh, iki kere öldüm ama olsun. Bu boss'u da halledebildim. O Dead Defy'ları boşuna saklamadık. Burada bir heal'lanabilirim. Param yeteri kadar olsa Dead Defy da geri alabilirdim ama o kadar param olmayacak maalesef. Evet, bir tane Dead Defy daha geri alabilirdim. Ama o kadar param yok. 200 gold'um yok. Bunu alayım en azından. Burada bir şey var mı? Yok. Atmak istediğim bir şey yok. Değiştirmek istediğim bir şey de olmaması gerekiyor benim şu aşamada. Dolayısıyla aynen devam. Güzel. Şimdi... Yavaş yavaş son aşamaya doğru geliyoruz. Temple of Styx. Ha, para çıktı. Tamam, daha fazlası yok gibi. Aa, varmış burada da. Biraz olsun para edindik. Şimdi burada ne var? Aa, burada balık var. Hadi bakalım balığı düzgün bu sefer yakalayabilecek miyim? Aşağı inince mi? Too late mi? Gene beceremedim. Olsun. Buraya daha evvel gelmiştim. Burada tertemiz bir upgrade şeyimiz duruyor. Ama buradan geçebilmek için öncelikle bu taraftaki şeyleri temizlememiz gerekiyor. Sırasıyla gideceğim. Önce Can'a mı gideyim? Önce Can'a gidelim hadi. Bu tünelleri temizlemem gerekiyor. Temizleyeceğiz. Şu yerdeki şeylerde durmamam gerekiyor. Hasar almak bayağı riskli burada. Yani genel olarak riskli ama burada almak daha riskli çünkü uzun savaşlar var ve canımızı doldurmak için çok fazla şeyimiz kalmadı. Ama dar alanda gayet temizlemek için güzel de becerilerimiz var. Dolayısıyla çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ulan. Al, hasar aldık. Ama çok da almadık. Güzel. Hadi bakalım. Şunu da temizleyebilirsem. Bu da güzel. Bitmediler. İnatla vallahi billahi.
Allah kahretsin, çok da hasar verdiler. Benim erişemediğim bir yerde durdular. Ah. Oh be. Karambol'de öldürdük ama öldürdük. Güzel. Buradan direkt çıkayım mı? Çıkacağım gibi gözüküyor. Alacağım da başka bir şey yok. Güzel. Hadi buna gidelim bir de. Bu da kolaydı. Bu da tamam. Daha fazla hasara ihtiyacım var ama şu an bir Dead Defiance geri alabilirim. Almalıyım bence. Bunu da alalım. Güzel. Hades Savaşı'na gidiyoruz çünkü yavaş yavaş. Ekstradan bir Dead Defiance'ımızın olması işimize gelebilir. Bir de hasar almasak. Çok güzel olacak da damage'im birazcık daha az kalıyor. Görece. Hadi. Güzel. Artemis'ten güzel bir upgrade gelirse. Divine Strike yerine bunu almak daha mantıklı olabilir. Athena won't mind, will she? Daha fazla kritik atma şansımız olacak. Damage'imizi iyice... Aa, cure. Not poisoned at the moment, thanks. Ha, poison olsaydı... Eyvallah, peki. Ha, bak bunu bilmiyordum ben. Burada bunlardan içerek anladım. Zehirlendiğinde bunları kullanabiliyormuşsun. Ben şimdi haberim oldu ondan bak. İkinci kez geldiğim için buraya. Şuradan... Paraya gideyim mi be? Diğerlerine girdiğimde parasız girmektense önce paraya gitmek... Çok fazla kritik vurmaya başladık. Artemis'i seçmek mantıklı oldu. Artemis'i seçmek mantıklı oldu, onu gördük. İnşallah oyunu düzgün tamamlamamıza da yardımcı olacaktır bu. Güzel. Şey almadan, zehirlenmeden burayı da tamamladık. Allah kahretsin, içimizden geçti o trap. Bu da tamam. Daha çok paraya ihtiyacım var. Allah kahretsin. Hayır, yine. Çok hasar aldım. Zehirden ötürü çok hasar aldım. O zehre bu kadar can kaybetmemeliydik.
Şunu bir aradan çıkartırsam. Şunları tekrar dalalım. Dead Defy olduk. Kendi trap'imize, yani triggerladığım trap'e öldüm ama iyi olmadı bu. İyi olmadı. Çok fazla tuzağa yakalandım. Hiç memnun değilim bundan. Hem çok canım gitti, hem bir tane Dead Defy'im de gitti. Should be able to get back through here. Got to keep searching. Buna gidelim. Maybe it's in here. Yine Dead Defy. Son şansımız artık. Ve o da iyi başlamadı açıkçası. Direkt bir sonrakine geçebiliriz. Ulan sona kadar iyi gelmiştik. Sonda çok acemi hataları yaptım. Durduk yere trap'e bak, çok moralim bozuldu ya. Çok moralim bozuldu ama neyse artık. Burada zehir hasarı almazsam iyi geçtim sayacağım. Al işte, trap'e yakalandık bu sefer de. Ha güzel. Aradığım şeyi de bulmuş oldum en azından. Cast fire. Damage'ıma. Disgusting. Cerberus will love it. Bu neymiş? Cerberus just loves the stuff. Burada bir can doldurabiliyoruz bir tık da olsa. Son odaya girmeli miyim yoksa direkt Hades fight'a mı gitmeliyim? Ne verecek bu? Demeter upgrade'i. Demeter upgrade'ine çok da ihtiyacım yok. 414'le ne alabilirim? Can alabilirim ilk önce, her şeyden evvel. Bir alayım onu. Bir de bunu alayım bakayım ne olacak. Güzel. Bunu da tamamlamış olduk. Sıra geldi. Esas fight'a. Bakalım burada ne konuşacağız. Bir kez daha, ikinci kez karşılaşıyorum Hades'le. İlk sefer kesememiştim. Çok yakınız ama artık. Yüzeye çıkmaya. It grew distinctly colder just as you arrived. Sen yaklaştıkça daha da soğuk oldu. Demeter demek ki sana yardımcı oluyor. Tell me how much she knows. Ne kadarını bildiğini söyle, Demeter'in diyor. What? I don't. Wait. This everlasting winter, it's her doing, isn't it? Why? Don't mortals die when it's cold? Sounds like a lot of extra work for you. Then you are ignorant. Keep it that way with her. Lest you risk everything you understand. Bir şeyler saklıyor Hades. Biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu anladık bu konuşmadan. Oynadıkça, tekrar oynadıkça yavaş yavaş Hades oyununun evreninin de hayır. Hadi bakalım.
çok dikkatli olmam lazım. Ne kadar canım varsa o kadar artık yani olay. Aha. Bir şey vurdu. Allah kahretsin. Yok. Öleceğimi hissettim ya. Öleceğimi hissettim ama zaten oyunun kendisinde bu var. Buraya daha iyi gelebilirdim. Bayağı bütün death defy'larımla buraya gelebilirdim. Çok kötü harcadım son tünellerde. Yapacak bir şey yok. Öldüğümüz zaman da en başta aslında videonun başında anlattığım mevzuya geliyoruz. Tekrar konuşabileceğimiz yeni diyaloglar çıkıyor. Mesela Hypnot'la konuşuyoruz. Hypnos'la konuşuyoruz. Bir önceki ölümümde ya Hades tarafından öldürülünce Hypnos'un kayıtlarına kimin tarafından öldürüldüğümüz yazmayacak şekilde geçiyoruz. O da onu sorup duruyor mesela. Inconveniencing you too much with all the visits to the temple lately, boy. Say, how do you get back? Charon giving you a lift. Thus asks the prince his question of the guardian. Tekrar konuşmalar vesaireler. Bu konuşmaların ötesinde yaptığımız şey şu. Topladığımız kaynakları, neyse çok fazla detaylı ona girmem gerek yok. Topladığımız kaynakları mesela burada renovasyonlar, yani yeniden elden geçirmek için odayı falan kullanıyoruz. Upgrade'ler için kullanıyoruz vesaire vesaire. Gayet güzel. Burada işte başında ünlem işareti olanlarla tekrar konuşmamız gerekiyor ki şey olsun. Görmemiz, yani tamamlayabilelim, devam edebilelim. Bu arada bayağı güzel. Burada bazı şeyleri, elimizdeki fazla kaynakları daha az olan kaynaklarla değiştirmek için gerekli olan bir tüccarımız var. Bizim odaya gittiğimizde mesela ne göreceğiz, ona bir bakayım. Ekstra bir şey yok gibi gözüküyor. Burada upgrade'lerden ne yapmak isteyebilirim? Bunu yapabilirim aslında. Onda 90, eyvallah. %50'ye kadar getirebiliyormuşuz en fazla zaten. 10 tane olduğu zaman yeni talentlar açabileceğim. Onu da biriktirmek gerekiyor aslında. Sonra burada yeni bir silah var. O silahı da aslında beraber bir deneyelim. Skelly ile konuşmak da önemli değil şu aşamada. Bunu da gördükten sonra artık yavaş yavaş oyunu tamamlayacağım. Mesela ilk silahı ateş ediyorsun. Doldurmamız gerekiyormuş bir de. Bir de böyle bombalayabiliyoruz. Güzel silah. Bir denemek lazım nasıl kullanıldığını. Ama özetle böyle bir silah da açmış olduk. Bu silahların daha sonradan upgrade'leri vesaireleri de olacaktır diye tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar, epey uzun bir video oldu. Ama gayet güzel bir biçimde Hades'in nasıl bir oyun olduğunu gösterebildiğimi düşünüyorum bu videoyla. Yani ben oynarken çok keyif alıyorum. Son derece temiz bir gameplay var oyunun. Görsellerini gördünüz, hikayesini gördünüz. Genel itibariyle oyunun yapısını gördünüz. Bu yapının sizi çektiğine ben inanıyorum açıkçası. Bu kanalı takip ediyorsanız muhakkak ilgi duyuyorsunuzdur bu tarz oyunlara. Duymuyorsanız da başlamak için gayet iyi bir nokta aslında Hades. Ama lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.